Herkese merhabalar. Bugün bilinmeyenlerin derinliklerine dalarak hem bilimsel hem de spekülatif bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu videoda çok tartışılan ve gizemlerle dolu Kozirev aynalarını keşfedeceğiz. Neden bu aynalar zamanın ve bilincin doğasına dair düşüncelerimizi sorgulamamıza neden oluyor? Kozirev aynaları gerçek mi? Kozirev'in zaman enerjisi teorisiyle başlayarak bu aynaların çalışma prensiplerini inceleyecek zihinsel odaklanma ve psişik gelişim alanındaki etkilerine dair ilginç deneyleri ve sonuçları hep birlikte paylaşacağız. Ardından Kozirev aynalarının metafiziksel kullanımlarına, modern kültürdeki yerlerine, popüler anlatılara ve eleştirilerine göz atacağız. Son olarak bu gizemli aynaların gelecekteki potansiyel çalışmalar üzerindeki etkilerini irdeleyecek ve İnsanlığın zaman, bilinç ve kozmik enerji üzerindeki derin düşüncelerini yeniden şekillendireceğiz. Hazırsanız bu büyüleyici yolculuğa hemen başlayalım. Nikolay Aleksandrovich Kozirev, 1908 yılında Rusya'da doğmuş bir astronom, fizikçi ve bilim insanıdır. Özellikle zaman, enerji ve evrenin yapısı üzerine yaptığı sıra dışı teorilerle biliniyor. Kozirev, kariyeri boyunca bilimsel ortodoksiden uzaklaşarak kendi teorilerini geliştirmiş ve bu teoriler hem dönemin bilim dünyasında hem de günümüzde spekülatif tartışmaların merkezinde yer almıştır. Kozirev özellikle zamanın bir enerji formu olduğu düşüncesini savunmuş ve bu kavram üzerinde cesur deneyler yapmıştır. Aslında bu teori ve görüş ciddi anlamda takdiri hak ediyor. Bunu söylememiz gerekli. Hiç zamanın canlı bir varlık olduğunu düşündünüz mü? Devam edelim. Kozirev'in bilim dünyasında tanınması, zamanın sadece soyut bir kavram olmadığını, aksine evrende fiziksel bir etkisi olan bir enerji formu olduğunu iddia etmesiyle başlamıştır. Ona göre zaman, evrende akan ve madde ile enerji arasında doğrudan bir etkileşim sağlayan bir güçtü. Bu düşünce, Einstein'ın görecelik teorisi gibi o dönemde kabul gören bilimsel paradigmalardan oldukça farklıydı. Kozirev, bu teoriyi ispatlamak için teleskop gözlemleri ve çeşitli deneyler yaptı. Yıldızların parlaklıklarındaki değişimleri inceleyerek zamanın akışının evrensel enerji sistemlerine nasıl etki ettiğini gözlemlemeye çalıştı. Kozirev aynaları işte bu teorilerin bir ürünü olarak doğdu. 1950'lerin sonlarında Kozirev zamanın enerji formunu anlamak ve manipüle etmek için çeşitli deneyler yapmaya başladı. Özellikle alüminyum gibi yansıtıcı yüzeylerin zaman ve bilinç üzerinde etkili olduğunu keşfetti. Bu yüzeylerin belirli geometrik şekillerde özellikle spiral veya silindirik formlarda düzenlenmesiyle zamanın akışını manipüle edebileceğini iddia etti. Kozirev aynaları olarak bilinen bu yapılar, kişilerin bilinç halleri üzerinde olağanüstü etkiler yaratabilecekleri iddiasıyla elbette ki popülerleşti. Kozirev aynalarının çalışma prensibi, zamanın bir enerji formu olarak düşünülmesiyle yakından ilişkilidir. Bu aynaların belirli bir şekilde dizilmesi zamanı sıkıştırabileceği veya genişletebileceği düşünülüyordu. Kozirev'in teorisine göre bu aynaların içinde oturan bir kişi zamanın akışını hissedebilir, hatta bu akışla etkileşime girebilirdi. Kozirev, bu deneylerin insan bilinci ve psişik yetenekler üzerinde büyük etkiler yaratabileceğine inanıyordu. Bazı deneylerde aynalarla çevrili kişilerin algı seviyelerinde değişiklikler, zaman ve mekan hissinde bozulmalar yaşadığı rapor edilmiştir. Bu durum bilim dünyasında büyük yankı uyandırmış ancak aynı zamanda çok fazla eleştiriye maruz kalmıştır. Konuyu biraz derinleştirelim. Sovyetler Birliği döneminde Kozirev aynaları üzerinde yapılan araştırmalar büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. 1960'larda Sovyet bilim insanları Kozirev'in teorilerine olan ilgiyi daha da arttırarak bu aynaların parapsikolojik etkilerini incelemeye başladılar. Özellikle insan bilinci üzerindeki etkiler meditatif ve psişik deneyimler açısından özellikle incelendi. Kişilerin psişik güçlerinin artabileceği, bilinçlerinin genişleyebileceği ve zaman algılarının değişebileceği iddiaları o dönemde hem bilim insanları hem de hükümet yetkilileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Hatta bazı iddialara göre Sovyetler bu teknolojiyi casusluk faaliyetlerinde bile kullanmayı planlamışlardı. Ancak bu tür iddiaların ne kadar doğruluk payı olduğu belirsizliğini koruyor olsa da yine de kullanılmadığını kanıtlamıyor. Yine de Kozirev aynaları bilimin sınırlarını zorlayan bir deney olarak kabul edildi ve özellikle Sovyetler Birliği'nde psişik araştırmaları olan ilginin bir sembolü haline geldi.
Kozirev'in teorileri zamanla unutulsa da özellikle metafizik ve parapsikoloji dünyasında popülerliğini korudu ve günümüzde bile bazı araştırmacılar ve meraklılar tarafından tartışılmaya devam ediyor. Kozirev aynalarının geliştirilmesi ve bu yapıların bilinç ve zaman üzerinde yaratabileceği etkiler oldukça önemli. Kozirev'in zamanın enerji olarak ele alınması gerektiği yönündeki düşünceleriyle yakından bağlantılı. Kozirev'in teorileri bilimi, metafiziği ve gizemli araştırmaları bir araya getirerek zaman ve bilinç üzerine düşünmemize yeni bir perspektif kazandırmıştır. Kozirev aynalarının çalışma prensiplerini detaylıca inceleyelim. Bu bölümde Kozirev aynalarının nasıl işlediğine dair teorilere, zamanın enerji formu olarak ele alınışına ve bu aynaların bilinç üzerindeki etkilerine odaklanalım. Kozirev aynalarının çalışma prensibi. Kozirev aynalarının temel çalışma prensibi, zaman ve enerji akışını manipüle etmek üzerine kuruludur. Bu yapılar, kişinin zaman algısını ve bilincini değiştirebilecek güçlü etkiler yaratabilecek kapasitede oldukları iddiasıyla bilim ve parapsikoloji dünyasında yankı bulmuştur. Aynaların fiziği. Kozirev aynalarının tasarımı genellikle alüminyum ya da yansıtıcı metal yüzeylerden oluşan spiral veya silindirik yapılar olarak tanımlanıyor. Bu aynaların elektromanyetik dalgaları ve enerjiyi belirli bir şekilde yansıtıp odaklayarak zamanın akışını hızlandırabileceği ya da yavaşlatabileceği teorisi üzerine inşa edilmiştir. Kozirev, bu aynaların etrafında bulunan kişilerin zamanın akışını daha yoğun hissedebileceklerini veya bu akışla etkileşime geçebileceklerini iddia etmiştir. Aynalar, enerji alanlarını odaklamak için belirli geometrik dizilimlerde yerleştirilmiştir. Yansıtıcı yüzeyler, etraftaki elektromanyetik enerji akışını kontrol ederek zaman ve mekan algısında değişikliklere neden olabilecek bir enerji alanı yaratır. Aynalar bu enerji alanını kişinin etrafında şekillendirerek bilincin bu alanda farklı bir boyutta algılanmasını sağladığı düşünülmekte. Bu bağlamda Kozirev aynaları kişinin zamansal ve mekansal farkındalığını arttırma potansiyeline sahip bir araç olarak tanımlanabilir. Peki bu zaman akışı ve bilinç üzerine nasıl bir etkide bulunuyor? Kozirev'in temel teorilerinden biri zamanın yalnızca bir soyut kavram olmadığı aynı zamanda fiziksel bir enerji formu olduğudur. Ona göre zaman tıpkı madde ve enerji gibi evrenin temel yapı taşlarından biridir ve sürekli olarak akmakta olan bir enerji olarak ele alınmalıdır. Zamanın bu akışı fiziksel evreni etkilerken bilinç üzerinde de doğrudan bir etkiye sahiptir. Kozirev aynaları zamanın akışını kontrol edebileceği ve bu akışın bilinci yansımalarını değiştirebileceği fikrine dayalıdır. Kozirev bu aynaların içine oturan bireylerin zamanın farklı akış hızlarını deneyimleyebileceğini ve bu durumun bilincin algı süreçlerini değiştirebileceğini öne sürmüştür. Yani zamanın enerji formu olarak algılanması kişinin bilinç düzeyini de etkileyen bir faktör haline gelir. Kişi zamanın normal akışının dışında kaldığı bir deneyim yaşayabilir. Bu da hem zaman algısında hem de bilincin farklı boyutlara açılmasında rol oynayabilir. Deneyimleyen kişiler Kozirev aynaları içerisindeyken zamanın yavaşladığını, hızlandığını veya tamamen durduğunu hissedebilirler. Bu durum bilinçte derin değişiklikler yaratabilir. Kişinin kendi varoluşunu, geçmişini, geleceğini ve şu anki zaman dilimini daha farklı bir açıdan algılaması Kozirev aynalarıyla yapılan deneylerde sıkça rapor edilen bulgulardan biri olmuştur. Peki bilinç üzerindeki etkileri nasıl oluyor? Deneylere katılan bireyler genellikle derin meditatif haller, psişik yeteneklerde artış, astral seyahatler ve zaman algısında ciddi bozulmalar yaşadıklarını iddia etmişler. Bu deneylerin sonuçları özellikle Sovyetler Birliği döneminde psişik araştırmalara büyük ilgi duyan bilim insanları tarafından incelenmiştir. Katılımcılar aynalar içinde zamanın dışında bir gerçeklik deneyimlediklerini ve bu gerçeklikte bilinçlerinin farklı boyutlara açıldığını rapor etmişlerdir. Kozirev aynalarının bilinç üzerinde bu denli güçlü bir etkiye sahip olmasının nedeni aynaların zaman ve enerji akışını manipüle etme yetenekleriyle açıklanmaktadır. Ayrıca deneylerde rapor edilen diğer bilinç etkileri arasında duygusal algıların artması, derin ruhsal farkındalıklar ve telepati gibi fenomenler bulunuyor. Katılımcılar Kozirev aynaları içindeyken daha önce hiç deneyimlemedikleri ruhsal deneyimler yaşadıklarını ve bilinçlerinin derin bir seviyeye ulaştığını bildirmişlerdir. Bununla birlikte bu deneyimlerin bilimsel olarak tekrarlanabilirliği ve ölçülebilirliği konusunda hala net bir kanıt bulunmamakta.
Yine de Kozirev aynaları bilinç ve zaman algısı üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle birçok metafizik araştırmacı için ilginç bir deney alanı sunmaya devam ediyor. Kozirev aynalarıyla yapılan deneyler ve sonuçları. Kozirev aynaları üzerinde yapılan deneyler hem bilim insanlarının hem de parapsikoloji araştırmacılarının dikkatini çeken oldukça ilginç sonuçlar doğurmuştur. Gelin bir örnek verelim ve Sovyetler Birliği'nde yapılan ilk deneylere şöyle bir göz atalım. Kozirev aynaları üzerinde yapılan ilk deneyler 1960'lı ve 1970'li yıllarda Sovyet bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Bu deneylerde özellikle astronotlar, psişik yetenekleri olan bireyler ve medyumlar üzerinde çeşitli testler yapıldı. Deneyler genellikle alüminyumdan yapılmış büyük spiral şeklindeki Kozirev aynaları içine oturtulan katılımcılar üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu aynalar içinde zaman algılarının tamamen değiştiğini ve derin psişik deneyimler yaşadıklarını bildirmişlerdir. Deneylerden birinde uzmanlar yine aynaları kullanarak zaman ve enerji akışlarını manipüle etme yeteneklerini araştırıyordu. Deneylerde araştırmacılara çeşitli zihinsel görevler verildi ve bu görevlerin süresi Kozirev aynalarının kullanımıyla nasıl etkilendiği incelendi. Katılımcıların odaklanma ve bilinç durumları üzerinde yapılan gözlemler bu deneyin ana odak noktasıydı. Deney sonucunda Kozirev aynalarının katılımcıların bilinç durumlarını belirgin şekilde değiştirdiği gözlemlendi. Katılımcılar zaman algılarında anormal değişiklikler hissettiler. Bazıları zamanın daha yavaş geçtiğini, bazıları ise zamanın hızlandığını ifade etti ve bazıları ise garip ifadelerde bulundu. Ki az sonra öğreneceksiniz. Bir başka deney ise trajik bir şekilde sona erdi. 1970'lerin başlarında Sovyet araştırmacılar Kozirev aynalarıyla yapılan deneylerin potansiyelini daha da derinleştirmek için zaman yolculuğu deneyleri adı verilen bir projeye başladılar. Bu projede bir grup gönüllü Kozirev aynalarının kullanıldığı bir odada zaman algısını ve bilinç durumlarını değiştirme amacıyla çeşitli zihinsel görevler üstlenmeye davet edildi. Deneyin merkezinde katılımcıların belirli bir süre boyunca bilinçli olarak zaman algılarını manipüle etmeleri ve bunun sonucunda yaşadıkları deneyimlerin gözlemlenmesi yer alıyordu. Ancak bu deney beklenmedik ve trajik sonuçlarla sona erdi. Deneyin başındaki araştırmacılar katılımcılardan birinin zaman algısını değiştirirken aniden kaybolduğunu fark ettiler. Bu kişi deneyin sona ermesinin ardından bir daha geri dönmedi. Diğer katılımcılar deney sırasında zamanın hızlandığını ve daha önce hiç deneyimlemedikleri bir bilinç durumu yaşadıklarını bildirdiler. Ancak kaybolan katılımcının deneyimlediği olayların bir anormallik içerdiği anlaşıldı. Bazıları onun zamanın başka bir diliminde sıkışıp kaldığını iddia etti. Araştırmacılar kaybolan katılımcıyı bulma çabalarının başarısız olması üzerine deneyin sonuçlarını gizli tuttu ve daha fazla araştırma yapılmamasına karar verdi. Bu olay Kozirev aynalarıyla yapılan deneylerin potansiyel tehlikelerine dair korkutucu bir örnek teşkil etti ve zaman yolculuğunun bilinmeyen sonuçlarına dair spekülasyonlarını arttırdı. Katılımcının kaybolması Kozirev aynalarının zaman ve bilinç üzerindeki etkilerinin beklenmedik ve korkutucu sonuçlara yol açabileceğini gösteren bir dönüm noktası olmuş oldu. Bu tip sonuçların ardından daha da ilgi çekmeye başladı ve askeri alanda daha çok araştırıldı. Örneğin telepatik iletişim alanında. Deneylerin en şaşırtıcı bulgularından biri katılımcılar arasında güçlü telepatik bağların kurulduğu iddialarıdır. Aynaların içindeki bireyler kilometrelerce uzakta bulunan başka katılımcılarla sanki aynı odadaymış gibi iletişim kurabildiklerini rapor etmişlerdir. Bu telepatik deneyler sırasında katılımcıların zihinlerinde net imgeler ve mesajlar belirdiği gözlemlenmiştir. Araştırmacılar bu durumu zaman ve mekanın Kozirev aynaları tarafından bükülebileceği teorisiyle açıklamışlardır. Bir diğeri ise zaman yolculuğu hissi. Aynaların içindeyken bazı katılımcılar geçmişe veya geleceğe gitmiş gibi hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu deneyler sırasında kişiler daha önce hiç bulunmadıkları bir zaman diliminde bulunduklarını veya geçmişten anıları inanılmaz bir berraklıkla hatırladıklarını bildirmişlerdir. Özellikle gelecekle ilgili öngörülerde bulunan bazı katılımcıların verdikleri bilgilerin sonradan doğrulanmış olması bu deneylerin spekülatif yönünü daha da güçlendirmiştir. Bazı araştırmacılar bu deneyimlerin bilincin zamanın lineer yapısını aşarak çoklu zaman boyutlarına erişebildiği anlamına geldiğini iddia etmişlerdir. Üzerinde en çok durulan konulardan biri ise astral seyahat ve uzak görü alanı oldu.
Bir diğer etkileyici sonuçsa astral seyahat deneyiminin sıkça rapor edilmesi. Aynalar içindeyken birçok katılımcı bedenlerinden ayrıldıklarını, fiziksel dünyadan bağımsız bir gerçeklikte dolaştıklarını hissetmiştir. Ayrıca uzak görü adı verilen başka bir yerde olup biten olayları görebilme yeteneği de bu deneylerde sıkça gözlemlenmiştir. Katılımcılar kilometrelerce uzakta gerçekleşen olayları detaylı bir şekilde anlatabilmiş ve bu bilgiler sonradan doğrulanmıştır. Sovyetler bu tür yetenekleri casus amaçlı kullanmayı da planlamış ve çeşitli ekipler kurmuştur. Tabii bu duru görü ya da uzak görü konusunda birçok ülke çok özel çalışmalar yürütmüş ve istihbarat ekipleri kurmuşlardır. Tabii bu aşamada bilimsel yetersizlik ve spekülasyonlara da göz atmamız gerekli. Bu tip deneylerin sonuçları ne kadar etkileyici olsa da bilimsel camiada hala tartışmalı bir konudur. Kozirev aynalarıyla yapılan deneylerin tekrarlanabilirliği konusunda net bir konsensus sağlanmamış ve bu deneylerin birçoğu spekülatif kabul edilmiştir. Aynalarla ilgili yapılan birçok deney bilimsel olarak doğrulanamayan bulgulara dayanıyor. Yine de elde edilen sonuçlar bilinç, zaman ve enerji arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik büyük bir adım olarak kabul edilebilir. Kozirev aynalarının psişik fenomenler üzerindeki etkisi parapsikoloji alanında hala büyük ilgi görüyor. Bilimsel açıdan eksikliği hissedilen bazı kanıtlar ve deney sonuçlarının tam olarak açıklanamaması bu durumun hala gizemini korumasına neden olmakta. Ancak bu aynalarla ilgili deneyler zamanın fiziksel bir enerji formu olabileceği ve bilincin bu enerjiyle etkileşim içine girebileceği yönündeki fikirleri desteklemeye elbette ki devam ediyor. Buraya bir başlık koyalım. Kozirev aynalarının bilinç ve algı üzerindeki derin etkilerini inceleyelim. Kozirev aynalarının en ilginç yönlerinden biri insan bilinci ve algısı üzerindeki etkileridir. Bu etkiler zamanın yapısını bükme teorileriyle birlikte ele alındığında bireylerin sadece kendi bilinçleriyle değil zamanın kendisiyle de etkileşimde bulunabilecekleri düşüncesini ortaya koymuştur. Deneyler sırasında Kozirev aynalarında zaman geçiren bireyler zaman algılarının hızlandığını veya yavaşladığını defalarca rapor etmişlerdir. Aynaların içindeyken 15 dakika gibi kısa bir süre geçirdiklerini düşünen katılımcılar dış dünyaya döndüklerinde aslında saatler geçmiş olduğunu fark etmişlerdir. Bu durum zamanın bir enerji formu olarak akışını bükmenin mümkün olabileceğini desteklemektedir. Ancak zamanın hızlanması ya da yavaşlaması sadece fiziksel bir deneyim olarak kalmamış, bu katılımcılar zamanın akışı içinde kaybolduklarını, geçmiş ve gelecek arasında bir bağ hissettiklerini belirtmişlerdir. Daha çarpıcı olanı ise bazı deneylerde bireylerin zamanın ötesinde varlıklarla iletişime geçtiklerini iddia etmeleridir. Bu iddialara göre Kozirev aynalarının yarattığı ortamda bilinç zamanın dışına taşarak farklı bir boyutla ya da kozmik bir bilinçle temas kurmaktadır. Bazı deneylerde katılımcılar kendilerini bilincin başka bir boyutuna geçmiş gibi hissetmişlerdir. Bu durumda katılımcılar zamanın ve mekanın ötesinde koşutsuz bilincin temsilcisi olarak tanımladıkları varlıklarla iletişime geçtiğini iddia etmişlerdir. Bu varlıkların genellikle yüksek bir bilinç seviyesine sahip oldukları ve insanlığa rehberlik edebilecek bir bilgi birikimine sahip oldukları düşünülmektedir. Bazı katılımcılar geçmiş yaşamlarına ait varlıklarla iletişime geçtiğini ifade etmişlerdir. Bu varlıklar katılımcının geçmişteki yaşamındaki önemli figürler ya da rehberler olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcılar bu varlıkların geçmişten gelen bilgileri paylaşarak şimdiye dair rehberlik sağladıklarını belirtmişlerdir. Deneylere katılanlar ortak bir şekilde bu varlıkların ortamı ve görünümleri konusunda da bilgi vermişlerdir. Bakın şöyle, varlıklar ve ortamlar katılımcılar tarafından çoğunlukla ışık ve enerji olarak algılanmıştır. Bu varlıklar belirli bir renk ve parıltıyla ifade edilmiştir. Örneğin beyaz, mavi veya altın rengi ışık halkaları şeklinde tanımlanmışlardır. Varlıkların düşüncelerini ve duygularını ses yoluyla değil, daha çok hissetme veya zihinsel iletişim yoluyla deneyimlediklerini belirtmişlerdir. Ve katılımcıların bazıları, varlıklarla iletişim sırasında mekanın yok olduğunu ve kendilerini sonsuz bir boşlukta hissettiklerini belirtiyorlar. Bu boşluk hissi, varlıklarla olan etkileşimi derinleştirdiği düşünülebilir. Bu bulgular son derece ilginçtir. Yani bilimsel açıdan İncelenemese de birbirlerini tanımayan ve birbirlerinden habersiz olan onlarca katılımcının anlattıkları bu yöndedir.
Ayrıca ilginç bir şekilde katılımcılar bu etkileşimlerin belirli bir süre sonra kişisel dönüşüm yaşadıklarını, içsel huzur bulduklarını ve yaşamlarına dair derin bilgiler edindiklerini belirtmişlerdir. Bilinç alanında böylesine olağanüstü bağlantılar ve sonuçlar olması zamanın enerji formu olabileceği ve Kozirev aynalarının bu enerjiyi bilinç düzeyinde manipüle edebileceği hipotezini son derece güçlendirmiştir. Burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Kozirev aynaları ve zaman yolculuğu gerçek bir fantezi mi? Zaman yolculuğu yıllardır bilim kurgu dünyasının hayal gücünü süsleyen bir konu oldu. Şahsen benim de çok ilgimi çekiyor. Ancak Kozirev aynalarıyla yapılan deneyler bu kavramın bir bilimsel gerçeklik olabileceğine dair tartışmalar başlattığı da bir gerçek. Aynaların içindeyken bireylerin geçmişteki olayları görmesi, geleceği sezebilmesi veya zamanda farklı dönemlere ait hisler yaşaması, zaman yolculuğunun bir anlamda mümkün olduğu ya da bir gün mümkün olabileceği konusunda bazı ipuçları verdiği söylenebilir. Örneğin bazı önemli tarihleri ve olayları öğrenmek için geçmişe gidilerek psişik kişilerin neler gördüğü ya da neler hissettiği sorularak bir anlamda sözde gerçek anlattırılabilir. Belki de katılımcıların etrafına konan bu metalik nesneler insan aurasını ve enerji yapısını güçlendiriyor ve dış etkilerden tamamen veya büyük oranda koruyarak seviyesini yükseltiyor ya da etki altına alınmasını engelliyor olabilir. Veya katılımcıların etrafına sarılan bu metalik nesneler insan aurası ya da enerjisinin veya elektriğinin direkt yukarıya doğru yani kozmik bilince doğru tüm potansiyeliyle yükseliyor ya da ilerliyor olabilir. Bunu sağlayabilir. Ve bu da psişik güçlerin gelişimini ya da kozmik enerjiye yaklaşım hissinin artmasına neden olabilir. Yani birçok şeyi açıklayabilir. Bazı metallerin insan enerjisi üzerindeki etkisini ya da etkilerini biliyoruz. En azından bunu tartışabiliriz. Bir şekilde insan enerjisinin potansiyeline dair yaklaşımları çok ciddi bir şekilde incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Deneylerde belirtilen katılımcıların etrafına alüminyum tabakalar konduğunu öğrendik. Bunun yerine insan enerjisine büyük etkisi olan farklı metallerin de kullanılabileceğini düşünecek olursak ortaya birçok fenomen çıkabilir. Ne dersiniz? Örneğin altın, zihin açıcı ve yüksek titreşimli enerjisiyle olumlu düşünceleri teşvik eder. Gümüş, duygusal denge ve huzur sağlar, sezgiyi güçlendirir. Bakır, enerji akışını arttırır ve fiziksel iyileşmeyi destekler. Demir, cesaret ve dayanıklılık hissi verir. Fiziksel gücü arttırır. Platin, yüksek ruhsal farkındalık yaratır ve manevi gelişimi destekler. Şimdi bu maddelerle düşünün. Kozirev aynaları gibi deneylerde katılımcıların etrafında enerji alanları ve metallerin etkileri bir araya geldiğinde ortaya gerçekten ilginç ve farklı fenomenler çıkabilir. Bu durum katılımcıların auralarındaki değişimler, duygu durumları ve enerjik etkileşimler açısından derin ve çeşitli deneyimlere yol açabilir. Enerji akışının hızlanması veya değişimi katılımcıların psikolojik ve fiziksel durumları üzerinde gözle görülür etkiler yaratabilir. Bu da deneylerin doğasına ve katılımcıların hislerine dair yeni boyutlar ekleyebilir. Kozirev aynaları, bilim camiasında ve ezoterik topluluklarda birçok farklı yorum ve eleştiriye maruz kalmıştır. Nikolay Kozirev'in teorileri ve aynaların işlevi üzerine yapılan çalışmalar kimi zaman bilimsel bir temele otururken, kimi zaman da mecburen spekülatif bir yaklaşımla tartışılmaktadır. Bilim camiası, Kozirev'in teorilerini genellikle skeptik bir bakış açısıyla değerlendirmiştir. Özellikle Kozirev'in zaman ve enerjinin doğası üzerine yaptığı spekülasyonlar geleneksel fizik anlayışlarıyla çelişmektedir. Örneğin Kozirev'in zamanın bir enerji formu olduğunu savunması birçok fizikçi tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Bu eleştiriler zamanın ve uzayın klasik anlamının aşılması gerektiğini öne sürerek Kozirev'in teorilerini geniş bir bilimsel çerçevede sorgulamaktadır. Fizikçi David Bohm bu durumu şöyle ifade ediyor. Kozirev'in teorileri zamanın doğası üzerine düşündüğümüzde bile oldukça spekülatif bir yaklaşım sergiliyor. Ancak bilimsel deneyler olmadan bu teorileri değerlendirmek zordur demiştir. Ezoterik topluluklarsa Kozirev aynalarının ruhsal gelişim ve psişik yetenekler üzerindeki etkileri üzerine çeşitli deneyimler ve yorumlar sunarken bu konuda da farklı eleştiriler vardır. Bazı spiritüel uygulayıcılar Kozirev'in yöntemlerinin gerçek ruhsal deneyimlerden uzak olduğunu ve daha çok ticari bir yaklaşım sergilediğini savunmaktadır.
Bu bağlamda Kozirev aynalarının kullanılmasının gerçek bir ruhsal deneyim yerine bir tür moda haline geldiğini öne süren eleştiriler bile bulunuyor. Spiritüel liderlerden biri olan Shakti Gawain, Kozirev aynaları potansiyel olarak güçlü bir araç olabilir ancak ruhsal uyanış yalnızca nesnelerle değil bireyin kendi içsel yolculuğuyla da ilgilidir diyerek bu araçların sınırlamalarını dikkat çekmiştir. Tabii bu tip eleştirel yorumların dışında sayılamayacak kadar olumlu yorumda bulunanlar ve fayda sağladığını anlatanlar da vardır. Kozirev aynaları aynı zamanda çeşitli bilim kurgu ve fantastik edebiyat eserlerinde de yer bulmuştur. Örneğin bazı romanlarda ve filmlerde bu aynaların zaman yolculuğu, paralel evrenler ve bilinç aktarımı gibi kavramlarla ilişkilendirilmesi izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirmiştir. Bu anlatılar Kozirev'in teorilerinin birer metafor olarak kullanıldığı ve evrensel gerçeklerle ilgili sorular sorulduğu bir bağlamda ortaya çıkmaktadır. Peki bilimsel çevrede ele alındığını ve kabul gördüğünü düşünecek olursak gelecekte Kozirev aynaları ile ilgili potansiyel çalışmalar ne şekilde olabilir? Kozirev aynaları 20. yüzyılın ortalarından itibaren bilim ve ruhsal deneyimlerin kesişim noktasında yer almış ve günümüzde de araştırma konusu olmayı sürdürmektedir. Gelecekte bu aynaların potansiyeli ile ilgili daha fazla çalışma yapılması beklenmekte. Özellikle zaman ve bilinç üzerindeki etkileri üzerine yapılacak derinlemesine araştırmalar Kozirev'in teorilerinin doğrulanması veya yeni anlayışlar geliştirmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Modern bilimde kuantum fizik ve bilinç araştırmaları gibi alanlar Kozirev aynalarının işlevlerini anlamak için yeni bir çerçeve sağlayabilir. Bu bağlamda Kozirev aynalarının uzay araştırmalarında özellikle uzay zaman doğası ve bilinçli olan etkileşimi üzerine odaklanılması ilgi çekici bir alan olabilir. Aynaların astral seyahat, telepati ve diğer psişik fenomenlerin araştırılmasında kullanılması hem fiziksel hem de metafizik düzeyde daha fazla anlayış geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca Kozirev'in teorilerinin enerji tıbbı, meditasyon uygulamaları ve alternatif terapi alanlarındaki potansiyeli bu alanlardaki uygulayıcılar tarafından incelenebilir. Bu aşamada birkaç soru ortaya çıkıyor ve bunların cevabını bulabilmek sanırım imkansız gibi görünüyor. Birinci soru, zamanın doğası üzerine. Zamanın yalnızca bir ölçüm aracı mı yoksa gerçek bir enerji formu olarak mı var olduğu düşüncesi, insan bilincinin doğasını nasıl etkileyebilir? Kozirev aynaları bu anlayışı derinleştirebilir mi? İkinci soru, kozmik bilinç üzerine. Kozirev aynaları kullanarak elde edilen deneyimlerin bireysel bilincin ötesinde bir kozmik bilinçle bağlantı kurmamıza olanak tanıyabileceği iddiaları ne kadar geçerli? Bu tür bir bilinç genişlemesi insanlık tarihini nasıl değiştirebilir? Üçüncü soru, metafiziksel kullanımlar üzerine. Kozirev aynalarının metafiziksel ve ezoterik alanlarda kullanılmasının bireylerin ruhsal uyanışını ve bilinç genişlemesini nasıl etkileyebileceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu deneyimler bireylerin günlük yaşamlarına ve toplumsal normlara nasıl yansıyabilir? Düşüncelerinizi yorumlarınızda lütfen benimle paylaşın arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Bu arada bu video için kullandığım kaynakları açıklama bölümüne ekledim. Daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyenler bu kaynakları kullanabilirler. Kozirev aynalarının gerçekliği ve amacını gerçekleştirme potansiyeli bilimsel ve kişisel deneyimlerin kesişiminde yer alıyor. Bu konuda daha fazla araştırma ve deney konunun netleşmesine yardımcı olabilir. Her ne kadar bazı insanlar için etkileyici bir deneyim sunabilse de bilimsel bakış açısıyla bu konunun daha fazla sorgulanması ve incelenmesi gerektiği açıktır. En azından bilim bu konuyla yakından ilgileniyor arkadaşlar. Yani bu kez ilgileniyor. Ve bu güzel bir şey. Kozirev aynalarının gizemi ve potansiyeli bilimle spiritüel düşüncenin kesişim noktasında duruyor. Zamanın ve bilincin doğası üzerine düşündüğümüzde belki de bu aynalar evrenin sırlarını çözmek için bir anahtar niteliğinde. İnsanoğlu olarak kendi içsel evrenimizi keşfetmeye ve bilinç sınırlarımızı zorlamaya her daim aslında açığız. Kozirev'in sunduğu teoriler yalnızca birer spekülasyondan ibaret olmayabilir. Belki de bizi geleceğin kapılarına yönlendiren bir ışıktır. Kendimizi ve evreni anlamak için attığımız her adımda bu tür düşünceler bizi daha derin bir farkındalığa ve varoluşsal sorgulamalara yönlendirebilir ve bu normaldir. Unutmayın, belki de gerçeklik hayal gücümüzün ötesinde bir yerde saklıdır.
Kozirev aynaları bu keşfin bir parçası olarak kalacak ve bizlere zamanın, bilincin ve kozmik enerjinin derinliklerine açılan kapılar sunacaktır. Şimdi kendi yolculuğunuzda bu düşüncelerle ilerleyin ve gerçekliğinizi yeniden şekillendirin. Kim bilir, belki de bir gün bu aynalar zihninizdeki sınırları kaldırmanın anahtarı olabilir. Belki de Kozirev'in de söylediği gibi zaman canlı bir varlıktır.